Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sadece iki motiften oluşan harika bir çanta yapımı tarif edeceğim. İçime çok sindi, boyutuyla, ipiyle, modeliyle gerçekten çok güzel oldu. Çok beğenerek kullanacağımı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Sadece iki motiften oluşuyor. Dediğim gibi örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki böyle bir modeli çok rahatlıkla yapabilirler. Bakın sadece düz kare bir motif öreceğiz. Kenar yanlarını öreceğiz ve kulpumuzu dikerek iki motifi birleştirerek çantamızı hazırlayacağız. İçerisi bakın oldukça derin. Küçük bir çanta değil, çok büyük de bir çanta değil. Boyu 24 santim, eni de 25 santim oldu. Bu çantam için spagetti yarnının XXS ipinden 2 adet kullandım. Bütün detaylar video içerisinde mevcut, adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Çantama astar dikmedim. Bu çantaya astar dikimi yapabilirsiniz ya da içerisine bir torba koyarak da o şekilde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Çanta tarifimize geçelim. Çantam için spagetti yarının XXS ipini kullanacağım. Şöyle ipin özelliğine bakalım. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester. 65 metre uzunluğunda, 250 gram ağırlığında. Renk kodu olmadığı için üstünde gösteremiyorum. Bakın şöyle dokusunu yakından göstermek istiyorum. Birçok renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine de bakabilirsiniz. Bakın böyle örgülü, zincirli bir dokusu var. Kalın bir iplik. Bununla sadece çanta değil, sepetler, paspaslar, dekoratif şeyler örebilirsiniz. Onun dışında farklı farklı çantalarda da bu ipi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim en sık kullandığım iplerden bir tanesi. Kalitesi gerçekten çok güzel. Şimdi ben bu sarı rengini kullanacağım. Onun yanında 2 adet deri kulpum var çantam için ve 6 milim tır kullanacağım. Eğer sizler farklı ipler kullanıyorsanız eğer ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada ilk olarak sihirli halka ile başlangıcımızı yapıyoruz. Daha önceden sihirli halka nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada sihirli halkamı bakın bir zincir çektim. İkinci zincirimi çekiyorum. Halkam bu şekilde oluşmuş oldu. Tığımın başına doluyorum. Halka içerisine batarak ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var, doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Tekrar doladım. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var, doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturdum. Bakın bu şekilde sihirli halkamız oluşmuş oldu. Kısa ipi çektiğimiz zaman orta kısım toparlanıyor. Baştaki iki zinciri de burada bir trabzan kabul edeceğiz. Başlangıçta zincir 2 tane trabzan, yani toplamda 3 tane trabzan örmüş olduk. Köşe için 2 zincir çekiyoruz. Doladık. Halka içerisine tekrar batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 doladık. 2 tekrar doladık. 3 tane ikili trabzanımızı sihirli halkamızın içerisine ördük. Tekrar 2 zincir halka içerisine yine 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Üçlü trabzan grubu toplamda 4 adet olacak. Bu şekilde ilk sırayı tamamlıyorum. Burada bakın zincirle başladığımız nokta 1, 2 zincir, tekrar 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane trabzan grubumuz oldu ve 2 zincirlik 3 noktamız oldu. Şimdi bitiş yaparken de 2 zincirlik boşluğumuzu oluşturacağız. Burada kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyoruz. Orta kısmı kapattıktan sonra bakın karemiz oluşmuş oldu. Şimdi burada bitiş yapacağız. Bitiş için bir zincir çekiyoruz. Baştaki bir ikinci zincirin içerisine batıyoruz. Kısa ipi de gizleyerek örmek istediğimiz için tığımızın üzerine alarak bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırma bize iki zincirlik boşluğu vermiş oluyor. Şimdi burada tekrar iki zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına dolayarak gelen ilk trabzanın tepesine bakın bu noktaya, yani ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp kısa ipte yine gizleyerek örüyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladık. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Köşe 2 zincirlik boşluğa geldiğimizde bakın 4 köşemiz var 2 zincirlik. Bu boşluğa
bir tane ikili trabzan, iki zincir, doladık. Tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan örerek köşe artırma noktamızı yapmış oluyoruz. Doluyoruz. Sonra burada 3 tane trabzan noktaları var. Her birine bir kez batarak ikili trabzan örüyoruz. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna ikili trabzan. Tekrar bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. Burada 3 olan trabzan sayısı burada 5'e çıkmış olacak. Sağda ve solda bir tane artmış olacak. Bakın 2, 4. Şimdi 2 zincirlik boşluğa geldik. Bu boşluğa bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane ikili trabzan örerek köşemizi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda bitişi nasıl yapıyoruz ve bir üst sıra nasıl devam ediyoruz sizlerle paylaşıyor olacağız. Sıra sonuna yaklaştık. Burada şunu belirtmekte fayda var. Eğer benimle aynı ipi kullanıyorsanız başlangıçta böyle içe kıvrılmalar olabilir, böyle çukurlaşmalar olabilir. El ütüsü yaptığımız zaman bakın şu şekilde düzlediğimiz zaman sert bir ip olduğu için düzlediğimiz zaman bakın ki örgü kendini toparlamış oluyor. Bunu zaten son sırayı ördükten sonra mutlaka bir el ütüsü yapacağız. Böyle sert olması, ilk başta içe kıvrılıyor, tam kareyi elde edemedim gibi düşünebilirsiniz. Bu sizi korkutmasın. İlerlemeye devam edin. İlerlediğiniz zaman burada önemli olan sayılara dikkat etmek. Bakın köşelerde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan artırıyoruz. Bütün bu aşağıda olan üç trabzanın tepesine de her birine de trabzan örerek artırmış oluyoruz. Yani başlangıçta 3, bir sonraki sırada 5, bir sonraki sırada 7 şeklinde her sırada ikişer tane bakın şu dilimler artmış olacak. Bunu ilk kez başlayanlar sayarak da yapabilir. Tığımın başına doluyorum. Bakın son bir zincir kaydırma noktamız vardı. Bu son boşluğa da bir tane, yani köşe 2 zincirlik boşluğa da bir tane trabzan. Tekrar 2 zincir. Aynı boşluğa geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Neden? Başlarken 2 zincir, 3 trabzan örmüştüm. Bu son trabzanla beraber ve zincir noktasıyla beraber 5'e tamamlanmış oldu. Yani şuradaki trabzan sayılarını elde etmiş oldum. Buradaki son trabzanı da 2 zincirlik boşluğa ördükten sonra şimdi burada farklı bir şey yapacağız. Buradaki 2 zincire hiç dokunmadan ilk başladığımız trabzanın, ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batarak ilmek çıkarıyoruz. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. İstiyorum ki şu 2 zincirlik nokta arada kalsın, çok göze batmasın. Şimdi bu kaydırmayı yaptıktan sonra tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak bu 2 zincirde trabzan kabul ettiğimiz için bakın zincirin üzerine zincir örmüş olduk. Yani trabzan noktasını örmüş olduk. İlk trabzana battığımız için bu trabzana da örmemiz gerekiyor. Bu yüzden bakın kaydırma yaptığım ilk ördüğüm trabzana tekrar batıp ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. İlk trabzana tekrar batıp ikili trabzan örüyorum. Sıradaki gelen trabzanlara batıp trabzan örmeye devam ediyorum. Ta ki 2 zincirlik boşluğa kadar. Bakın bu kez 2 zincir, 3 trabzanı tekrar ördük. Şimdi 2 zincirlik boşluğa batarak 4. trabzanı öreceğim. Burada bitişte de bakın burada biterken bir trabzan ördük. Bir de 2 zincirlik boşluğa trabzan öreceğiz. 2 trabzanla beraber burada 7 trabzana tamamlamış olacağız. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. 2 zincirlik boşluğa bir trabzan ördükten sonra tekrar aynı boşluğa gelip bir tane daha İkili trabzanla yine aynı köşeyi bakın köşe artırmayı yapmış oluyoruz. Doladık. Bir sonraki trabzana tepesine batıp hemen ikili trabzanlarımızı sırasıyla örmeye devam ediyoruz. Bakın şöyle örgümüzü düzleyelim. Dediğim gibi bu bozukluk sizi korkutmasın. İp kalın olduğu için bu şekli alıyor. Örerken de bozuyoruz zaten. Şimdi köşeleri yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan öreceğiz. Her bir trabzana da bir tane trabzan örerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda bitişi nasıl yapıyorum bir kez daha sizlerle paylaşacağım. Buradaki son köşemize bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımızı ördük, doluyoruz. Bakın burada son bir trabzan boşluğumuz kaldı. Bu trabzana da batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu iki zincir arasında kalan trabzanlarımız 2, 4, zincirle beraber 5, 6 ve 7'ye tamamlanmış oldu. Yani diğer noktalarla aynı sayıya ulaşmış oldu. Şimdi yine aynı bitiş yapacağız. 2 zincire hiç dokunmadan 1, 2 zinciri bırakıp ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. 2 zincirle yukarı çıkıp tığımızın başına dolayarak kaydırma yaptığımız ilk trabzanın tepesine tekrar batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra aynı örgü
devam ediyor. Bakın trabzanlara trabzan, köşe noktasına da geldiğimizde bir trabzan, iki zincir, bir trabzanla artırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde 5 sıra öreceğiz. Bakın çukurlaştı, oldukça bozuk görünüyor. Şimdi bunu el ütüsü yaparak açıyorum. Aynı ipi kullanırsak bu detayları da belirtmekte fayda var. Bakın bu şekilde el ütüsüyle örgü açılıyor ve düzlenmiş hale geliyor. Şimdi burada olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5 sıraya tamamlayacağım. Son sıra sık iğne sıramız var. Ağız kısmında bir püf noktası var. Bunu da hemen sizlerle paylaşıyorum. 5 sırayı örüp hemen devam edeceğiz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 sırayı bu şekilde örüp tamamladık. Şimdi yine 2 zinciri bırakıp ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp kaydırmamızı yaparak yine aynı bitişimizi yapmış oluyoruz. Şimdi bu noktada bir zincir çekiyoruz. Bir zincirden sonra sıradaki gelen trabzanı, yani ilk kaydırma noktasına battığımız trabzanın arka tek kanadına batıyoruz. Bakın bu kaydırma yaptığımız ilk trabzanın arka tek kanadı, hemen şu arka kısmında bulunan şu çizgiye de batacağız. Bakın arka tek kanadı ve çizgi noktası. Bu noktaya da batıyoruz. Şu iki noktaya bakın battık. Şimdi buradan ilmek alıyoruz. 2 ilmeğimiz var. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki trabzanın arka tek kanadı ve bakın şu kesik çizgi. Bu iki noktaya batıyoruz. 1, 2 noktaya batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Arka tek kanat, buradaki kesik çizgi, ilmek çıkarıp sık iğne. Bu şekilde bu iki noktaya batıp, bakın bu iki noktaya batıp sık iğnelerimizi örerek devam ediyoruz. Ta ki iki zincirlik boşluğa kadar, bakın son trabzana kadar sık iğnelerimizi ördük. Artık şöyle elimizde birazcık da açmamız gerekiyor örgümüzü. Çünkü örerken toplu bir şekilde ördük. Mutlaka her sırada el ütüsü de yapabilirsiniz. Çok fazla açtığınız zaman da aşırı açılma olacaktır. Mutlaka bakın böyle toplamalar yapacağız. Şu şekilde. Bunu zaten son sırayı ördüğümüzde tamamen düzlemiş olacağız. Şimdi çukurlaşıyor. Bu çukurlaşma gidecek. Şimdi iki zincirlik boşluğa geldik. Buradaki sıradaki zincirin içerisine batıp iki tane sık iğne örüyorum. Bir, aynı boşluğa tekrar batıp ikinci sık iğne. Bunlar köşe olduğu için köşeleri daha belirgin hale getirmek için bu işlemi yapıyorum. Bir sonraki zincire batıp tekrar iki tane iki tane sık iğne örüyorum. Birinci sık iğnem aynı zincire tekrar gelip İkinci sık iğne. Bakın bu şekilde artırma yaptık. Sıradaki gelen trabzanın bakın şu arka tek kanadı ve kesik çizgisine batıyorum. Tekrar ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bir sonraki trabzanın bu iki çizgisine batıp sık iğne örüyorum. Şimdi bu şekilde trabzanlarımızı sık iğne örerek, arka tek kanadı ve çizgisine batarak sık iğne örerek devam edeceğiz. Fakat şu zincirli kısma geldiğimizde, iki zincirli kısma geldiğimizde ve şu çantamızın ağız kısmı olacak. Bu ilk başladığımız nokta çantamızın alt kısmı olacak. Şimdi şuradaki iki zincirlik boşluğa kadar gelelim. Buradan sonrasında birlikte devam edelim. Burada iki zincirlik boşluğa geldik. Sık iğnelerimizi örerek ilk zincirin içerisine batıyorum. İki tane sık iğne örüyorum. Bir, iki. Bu nokta çantamızın ağız kısmı olacağı için bir sonraki zincire bir tane sık iğne örüyorum. Bu bir tane sık iğneden sonra sıradaki gelen trabzanın sadece arka tek kanadına batıyorum. Bakın çizgiye batmıyorum. Sadece arka tek kanadına batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Burada kaydırma yapacağım. Bir sonraki trabzanın bakın arka tek kanadı. Burada çizgiye dokunmuyorum. Arka tek kanadına batıp sadece ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Arka tek kanadı, ilmek çıkarıp kaydırma. Arka tek kanat, çizgiye dokunmuyorum bakın. İlmek çıkarıp kaydırma. Bu şekilde hızlı bir şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Bu arada şunu belirtmekte fayda var. Çok sıkı sıkı örmüyorum. Mutlaka el ütüsünü yaptıktan sonra, biraz örgümü açtıktan sonra, çünkü çok sıkarsanız eğer toplama yapacaktır. Buna da dikkat edelim. Şimdi burada son trabzanda arka tek kanadına batarak kaydırmamızı yaptık. Gelen ilk zincire bir tane sık iğne örüyoruz. Zincire batıp bir tane sık iğne. Buradaki ikinci zincire iki tane sık iğne. Bir ve iki. Şimdi sıradaki gelen trabzanın arka tek kanadı ve arkasındaki kesik çizgi. Bakın
Bu noktaya batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki noktanın arka tek kanadı ve kesik çizgisi. Ve sık iğne. Bakın. Bu noktaya batıp sık iğne örüyoruz. Aynı burada yapmış olduğumuz gibi bakın. Burada yapmış olduğumuz gibi bu çantamızın ağız kısmını ördük. Kaydırmayla şimdi sık iğnelerimizi arka tek kanadı ve kesik çizgiye batarak öreceğiz. Zincirli noktaya geldiğimizde de her birine ikişer tane 2 2 örerek buradaki sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonundan sonra artık iki parçayı birbirine birleştirmiş olacağız. Burada sıramızın sonuna geldik. Bakın son kaydırma noktamız var. Bu kaydırmanın da bakın şöyle tam ortasına batıyorum. İki ara nokta var. Bu tam şöyle hizalı olacak şekilde batıp bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Şimdi bu noktada ipimi yeteri kadar keseceğim. İlmeğimden çıkartıyorum. Burada şu ilk başladığımız sık iğnenin tepesine arkadan öne doğru batıp bu ilmeği buradan geçiriyorum. Tekrar bakın ipin geldiği noktadan son ördüğümüz sık iğnenin arka kesik çizgisi arka tek kanadına batıp bu ipi bu noktadan içeri alıyorum. O zincirli yapı bakın içeride kaynamış olacak. Şimdi burada bu ipi de şöyle ara noktalardan geçirerek gizleyeceğiz. Sonra fazla kalan ipleri temizlemiş olacağız. Sağlamlaştırdığımızdan emin olalım. Eğer bunu makineye atıp yıkamak isterseniz de yıkayabilirsiniz. Ya da nemli bir bezle de temizliğini yapabilirsiniz. O yüzden iplerimiz çıkmasın. Şimdi bu şekilde bakın tamamladık. Baktığınız zaman kabarık kabarık duruyor. Şimdi bunu el ütüsü yaparak şöyle bakın iç kısma da alacağım. Köşelerdeki bakın bu esneme payını da almam gerekiyor. Muntazam düzgün bir hale getireceğim. Bu aşamada elinizde düzlediğiniz halde hala bozulma varsa ama sayılardan eminseniz ütüleme de yapabilirsiniz. Üzerine bir havlu örtebilirsiniz, bir bez örtebilirsiniz böyle pamuklu. Yani direkt ütüleme de yapılabilir ya da buhar verilip elle tekrar düzlenebilir. Bu yöntemleri de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk etapta rahatlıkla düzleniyor. Şimdi şu sadece kaydırma olan kısım çantamızın ağız kısmı. Bakın ben ikinci parçayı da aynı şekilde örüp tamamladım. Şimdi bunları bir araya getireceğiz. Şöyle hemen çanta formunu veriyorum. Şu kenarlar sık iğneler. Elimle çok fazla açtığım için bakın düz gibi duruyor ama bunun çukurlaşması gerekiyor. Şu kısımlar kenarlar çukur olacak. O sık iğne sırası. Şu çukurluk istediğimiz bir şey yani. Şöyle elimle sık iğne sırasını çukurlaştırıyorum. Bakın buradaki köşe noktasına kadar çantamızın ağız kısmına hiç dokunmuyorum. Şu şekilde düzlemeler yapıyorum. Bakın oldukça kolay şekil alıyor. Şimdi diğer parçayı da aynı şekilde yaparak burada ipimi kesmemiştim. Burada yine ipimi keseceğim. Burada çantamı yine aynı şekilde şeklini verip artık şu sık iğnelerin olduğu noktadan bu iki sıra sık iğne çantamızın kenar kısmı olacak. Şimdi burada bu motifinde ipini keseceğim. Burada sizlere göstermiş olduğum gibi sonradan bu iki parçayı birleştirmeye geçeceğiz. Bu arada bakın artan iplerim de bu kadar. Her bir yuma bir tane motif olacak şekilde ayarladım. Şimdi bakın bu artan iplerimden şöyle sıradaki yumamdan ipimi alıyorum. Şimdi bu motifleri bir araya getireceğim. Çantamızın ağız kısmı belli. Bakın bunlar şöyle karşılıklı kapatıyorum. Çantamızın ağız kısmı bu kaydırma yaptığımız noktalar. Şimdi bu köşeden U şeklinde bakın buradan başlayacağız birleştirerek diğer köşeye kadar gelmiş olacağız. Şuradaki köşeden başlangıcımızı yapalım. Burada şöyle bir zincirle bir ilmek oluşturalım. Bu ilmek sonradan söküp bunu gizleyeceğiz. Çünkü kalın bir iplik olduğu için. Burada batacağımız nokta bakın burada tek olan sık iğne kalacak. Çift ördüğümüz yani aynı noktaya iki tane ördüğümüz sık iğnenin burada arka tek kanadına batıyorum. Karşı motifte de bakın çantamızın kaydırma noktası ilk. Burada tek duran sık iğneyi bırakıyorum. İkili olan sık iğnenin burada bakın dışta kalan yani içeride kalan karşı taraf olduğu için bunun dış kanadı bunun da iç kanadına batıyorum. Bakın iki noktaya battım. Burada ilmeğimi oluşturmuştum. Burada tığımın ucunu alıyorum bu ilmeği. Buradan battığım noktalardan bu ilmeği geçiriyorum. Bakın sonradan bu iple bu kısmı bağlayacağız. Burada zincir olduğu için ip çıkmayacak. Şimdi ilmeğimizi oluşturduktan sonra ilk ilmeği oluşturduk. Bir sonraki bakın noktanın arka tek kanadı, karşı motifteki iç kanadı alıyoruz. Bu iki noktaya batıyoruz. Alt kısımdan
tığımıza ilmek alarak battığımız noktalardan ilmeği çıkartıyoruz. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyoruz. Bir sonraki ilmeğin arka tek kanadı karşı motifin iç kanadına batıyoruz. Alt kısımda bakın ipimizin ucunu ipimizi tığımızın ucuna takıp buradan battığımız noktalardan ipi çıkartarak kaydırma yapıyoruz. Bakın bu şekilde karşılıklı motifimize batarak burada kaydırmayla birleştirmemizi yapıyoruz. Bakın birleştirme noktası bu şekilde görünmüş olacak. Bu sık iğne dediğim gibi iki tane sık iğne sırası bizim çantamızın kenar noktası, kenar pata diyebiliriz. Şimdi burada bu şekilde birleştirme yapacağım. Her bir noktaya, burada zaten sık iğne olduğu için köşede de herhangi bir işlem yapmayacağız. Tamamen kaydırma yaparak diğer uca kadar geleceğiz. Bu da çantamızın açıklık kısmı olmuş olacak. Şimdi birleştirmeyi yapalım. Artık kulplarımızı dikmeye geçelim. Kulplarımızı da dikerek çantamızı bu şekilde hazırlamış olduk. Bakın kulplarını da şöyle yakından göstermek istiyorum. Şeffaf bir iplikle dikişini yaptım. Sizler isterseniz eğer ipiniz ince ise bu tarz bir kulp kullanıyorsanız eğer kendi ipiyle de kulplarını dikebilirsiniz. Ya da bazen hazır setlerin içerisinde kulpları dikmek için özel ip bulunuyor. Derili ipler bulunuyor. Mumlu diye geçen ipler. Onlarla da dikişini yapabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı, çok güzel oldu. Çantamızın boyu 24 cm, eni de 25 cm oldu. Tarifimiz de bu şekildeydi. Ben çalışırken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ve projede görüşünceye dek hoşça kalın.